Günümüzde kullanılan en ilginç roketlerden biri Terran-1 ve hiç şüphesiz onun bu ilginçliği oldukça yenilikçi bir teknoloji olan 3D yazıcı teknolojilerinin kullanılmasından kaynaklanıyor. 2015 yılında iki girişimci arkadaşın kurduğu Relativity şirket tarafından üretilen bu roket çok yakın bir zaman içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Peki 3D yazıcı teknolojileri bu rokete ne gibi avantajlar sağlıyor? Rekabet etmede onu nasıl bir adım önüne taşıyor ve en önemlisi bu teknoloji geleceği nasıl şekillendirecek? Videoya geçmeden önce eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilir, videolar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım. Hikayemizi en başından, şirketin kuruluşundan başlayalım. Relativity şirketi 2015 yılında SpaceX ve Blue Origin'de çalışan iki girişimci arkadaşın fikir ve planıyla kuruldu. 3D yazıcılar ile son derece aşina olan bu iki arkadaş, neden 3D yazıcılar ile roket üretmiyoruz diyerek kolları sıvadılar. Kısa sürede büyük yatırımlar almayı başararak finansman sağlayan iki arkadaş, hızlı adımlarla ilerleyerek onları uzaya taşıyacak ilk roketleri Terran-1'i hazırlamaya başladılar. Tam bu noktada videomuzun konusu olan Terran-1 roketine biraz yakından bakmamız gerekiyor. Terran-1 roketi günümüzde gitgide gelişen bir pazar olan küçük uydu piyasasında kullanılmak üzere geliştirildiği için küçük olarak sınıflandırabileceğimiz bir roket. Yaklaşık 35 metre uzunluğa sahip ve bu roket ilk ve ikinci olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamasında yakıt olarak metan ve oksijen kullanan 9 adet IM-1 motoru kullanmakla birlikte bu 9 adet motorun verdiği güçle birlikte toplam ürettiği itki kuvveti 920 kN'a ulaşıyor. İkinci aşamada ise yine metan ve oksijen kullanan bir adet IM-1 motorunun vakum versiyonunu kullanıyor. Bu iki aşama için ise ortak kısım her ikisinin de yakıt tankları veya motorları gibi kısımlarının tamamen 3D yazıcı ile üretiliyor olması. Bu sayede Terran-1 herhangi bir roketten 100 kat daha az para içermekle birlikte 10 kat daha kısa bir sürede üretilebiliyor. Tüm bunlara paralel olarak maliyet açısından rakiplerine göre 2 kata kadar daha ucuz bir performans sergiliyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak 3D yazıcı teknolojisi kullanmanın aslında oldukça önemli ve faydalı bir husus olduğunu söyleyebiliriz. Bu yenilikçi roketin ilk uçuşunun ise oldukça yakın bir tarihte yapılması planlanıyor. Good Luck Have Fun isimli bu görev Terran-1'in sistemlerinin test edilmesi adına yapıldığı için herhangi bir yük barındırmıyor. Henüz günü ve saati belli olmayan bu uçuş hakkında son bilgileri yorumlar kısmında sabitleyip güncelleyeceğiz. Bir başka bahsetmemiz gereken konu da şirketin geleceği. Relativity şirketi Terran-1'in ardından daha gelişmiş teknoloji ve fırlatma kapasiteleri içeren Terran-R üzerine çalışıyor. Şirketin uzaya erişimini kolaylaştıracak, tamamen yeniden kullanılabilir bu roket SpaceX'in Starship tasarımıyla benzerlik göstermekle birlikte yine tamamen 3D yazıcılar ile üretilecek. En erken 2025 yılında ilk uçuşunu yapması planlanıyor. Şirketin nihai hedefi ise tıpkı SpaceX'te olduğu gibi insanlığın Mars'a kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlamak. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olabilir, ayrıca içeriklerimizin daha çok insana ulaşması için videomuzu paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın.